Şimdi geçen gün Fatih Yaşlı Hoca burada konuğumuzdu. Necdet Bey orada bir şey söyledi. Yeniden refahla ilgili. Hakikaten de böyle başlık gibi. Yani durum tespiti açısından. Yeniden refah sistemin hatasını çözmüş durumda. O yüzden hem elinde bir koz var hem de bir yandan sistemi de bildiği için gerekiyor. Ama ona göre kendini konumlandırdığı yerde muhalefet yapıyor. Ama bir noktada ihtiyaç duyulduğunu gördüğü yerde de şartlarıyla birlikte bunları öne sürebiliyor. Bu anlamda sanki şey gibi, yani sadece bu seçim değil 2028'de de çalışıyor. Onun için de bayağı bir altyapısını hazırlıyor gibi görünüyor. Ama bazı şartları tabii dikkat çekici. Mesela İstanbul için Tevfik Göksu'nun olmasını istediği, aday olmasını istediği şeklinde bir şartı olduğu belirtiliyor. Niye acaba orada o bir soru işareti kaldı bende açıkçası. Ne ola ki? Yani bir şeyi bilmiyorum işin doğrusu. Tevfik Göksu ile ilgili arka plan nedir onu bilmiyorum ama Yeniden Refah Partisi'nin süreci... Evet. Eğer Saadet Partisi'yle kıyaslarsak daha iyi yönettiğini söylemek zorundayız. Evet, yani evet. Nitekim 14 Mayıs seçimlerinde Yeniden Refah Partisi AKP'den kaçan oyları bir biçimde tuttu. Yani önemli. Ama 3 ama 5 yani. Yani aldığı oy önemliydi. Yani Yeniden Refah Partisi'nin aldığı oy çıkardığı milletvekili sayısı son derece önemliydi. Ve düzenli bir yükseliş gösteren belki çok nadir partilerden biriymiş. Ya tabii burada tabii Saadet Partisi'nin o performansı yeterince gösterememesi Yeniden Refah Partisi'nin de bir biçimde önünü açıyor ve seçim sonuçları Yeniden Refah Partisi'nin şansını işin doğrusu biraz daha arttırmış durumda. Yani mecliste grubu olmasa da Saadet Partisi'yle kıyaslandığında grubu olmasa da o geleneğin temsiliyeti noktasında en azından birkaç adım öne çıkmış gibi duruyor. Bu seçimde de zaten Cumhur İttifakı'nda sorun olacaksa Yeniden Refah Partisi olur ama dünkü görüşmeden sonra ben o sorunun olabileceği ihtimalini çok üzerinde görmüyorum. Yani pazarlıklar bazı ilçelerde olabilir. Çünkü Yeniden Refah Partisi özellikle Görece daha fazla oy aldığı yerlerde doğal olarak daha fazla belediye meclis üyesi isteyecektir. Bazı yerlerde de belediye başkanlığı isteyecektir. Çünkü Türkiye'nin şöyle bir yanı var. Yani bu aslında bütün siyasi partiler için geçerli. Belediyeler niye bu kadar önemli? Yerinden yönetimi büyütmek ve çok daha hizmet vermek için mi diye düşündüğümüzde benim birinci cevabım bu değil. Nedir? Belediyeler siyaseti finanse eden kurumlara dönüştü. Yani sizin belediyeleriniz varsa siyasi olarak da ayakta kalma şansınız güçleniyor. Tabii buradan çıkılması gerekiyor. Yani buradan çıkılması gerekiyor. Ama siyaset bu çerçevede. Yani Türkiye'de böyle yani sonuçta siyaset buralardan finanse ediliyor. Yani hazineden finansmanın dışındaki asıl finansmanın buralarda olduğunu söylemek abartılı bir şey değil. AKP'nin bu kadar İstanbul vurgusu yapması yalnızca İstanbul sevdasıyla kıyaslanamaz. Esas itibariyle İstanbul'un gücünü bir biçimde siyasette kullanmak. Yani ekonomik gücü, kültürel gücü, istihdam gücü, siyaseti finanse etme gücü tabii, gibi tabii. şeyler. Yeniden Refah Partisi'nin böyle bu tür hamleleri olabilir mi? Olacağı benziyor ama ben son tarihte dünkü görüşmelerden sonra Hüdapar'ı da buraya dahil ederek söylemek gerekiyor. Bu arada arkadaşlarım beni uyarıyorlar. Onu da bir ileteyim. Tanju Özcan'ın Bolu Belediye Başkanı'nın bir paylaşımı diyor ki biraz önce erken bir açıklama yapmış. CHP Parti Meclisi üyelerimizin şahsımı Bolu Belediye Başkan adayı ilan ettiğini memnuniyetle öğrendim. Teşekkür ederim değişen CHP kadrolarına. Selam olsun Atatürkçü yurtseverlere, ulus devletin teminatı Türk milliyetçilerine diye epey de böyle bir etraflıca bir mesajla yayınlamış aslında. Yani Tanju Özcan yeniden aday göstermesi sürpriz mi? O da sürpriz değil. Değil mi? Yani sonuçta beklenen bir şeydi. Bir de yeni yönetim ve AFF'la birlikte zaten başka bir alternatif de yoktu. Yani çok ciddi bir alternatif yoktu. Sürpriz değil ama tabii Tanju Özcan ön almış durumda. Biraz da sizin de söylediğiniz gibi yani diğer cümlelerle birlikte bir biçimde kendine göre siyasi bir mesaj da vermiş. Türk milliyetçileri durumda. Diyerek, işte Atatürkçülük diyerek, yurtseverler diyerek, ulus devlet kavramına özellikle gönderme yaparak. Yani bir siyasi mesaj. Tanju Bey'in aslında hayata, siyasete bakış açısının bu çerçevede olduğunu biliyoruz ama bir önceki CHP yönetimiyle biraz bir sürtüşmesi mi olduğu hatırlarız yani. Ya sürtüşmesi değil. Daha beter şey oldu. Yani CHP Genel Merkezi önünde sandalye fırlattı, koltuk fırlattı ve Tanju Özcan'ın biliyorsunuz bir ceza almıştı. O cezanın affedilmiş olması CHP'lilerin bir kısmında da tepki halen
bir tepki yarattığını söyleme gerekiyor. Yani Bolu'daki bu tepki oranı nedir bilemem ama CHP'lilerin bir kısmında yani kardeşim bu kadar eylemden sonra, bu kadar şeyden sonra, hakaretten sonra bir çırpıda üyeliğin iade edilmesi ya da affedilmesi doğru değil diyorlardı. Ama buna rağmen tabii sürpriz mi? Sürpriz değil. Bolu Belediye Başkan adayı gösterilmesi. Kazanabilir mi? Şu anki veriler onu gösteriyor ki verdiği mesajlarda da yeniden milliyetçilik vurgusu çok tesadüfi bir vurgu değil. Orada da Bolu'daki o eğilimleri kendi bünyesinde buluşturmayı hesap ediyor doğal olarak. Sığınmacılarla ilgili söyledikleri vesaire o anlamda o dönemlerde özellikle hani hiç tanımayan varsa orada o milli hassasiyet konusunda düşer. Yani tabii ama o çok tartışılı bir şey. Milli hassasiyet mi? Yani çok abartılı bir şey. Bakın dün evvelsi günde bir tabelanın söktürülmesinde yani işin gerçekten bu kadar abartılması doğru bir şey değil. Yani onu söylemek zorundayım. Peki efendim. Tam Hüdapar diyordunuz. Tabii Hüdapar'la da görüşmesi önemli. Çünkü Hüdapar'a daha önce de misyon biçmişti. Hüdapar'a da bir biçimde HDP karşısında bir misyon biçmişti. Cumhur İttifakı hatırlamakta yarar var. Hüdapar'ın oy oranı düşük olsa da biz sonuçta Diyarbakır başta olmak üzere Hüdapar'ın gücü zayıf da olsa buralarda seçmenin olduğunu biliyoruz o anlamıyla. Ben Cumhur İttifakı'nın elinin muhalefet partilerine göre daha kolay olduğunu görüyorum şu anda ki MHP görüşmesi bitti. Erdoğan-Bahçeli görüşmesi aslında bunun önünde açmıştı. Şu anda tartışma noktası nerede olacak? Diğerlerinin çok belirleyici olacağı kanaatinde değilim. Yani ilçeler düzeyinde kabul edilse de edilmese de farklı şeyler çıksa da farklı isimler, diyelim ki MHP'nin kabul edemeyeceği isimler çıksa da ya da AKP'nin kabul edemeyeceği isimler çıksa da belirleyici olacak kanıtlıyım. Asıl belirleyici olan ne? 30 büyükşehir. Evet. Ve 30 büyükşehir içinde de kritik yerler var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2019'da kazandığı şehirlerin tümü önemli. AKP açısından İstanbul başta olmak üzere. Diğeri MHP'nin güçlü olduğu. Mesela Adana bu noktada önemli. Evet. Ama MHP seçmeni Adana'da AKP için oy kullanır mı? Emin değilim. Yani çünkü ilk başta Adana da bu süreçe dahil. Adana, Mersin, Manisa. Evet. Çok da konuşmuştuk biz üzerine. Evet, şimdi ne dedik? Mersin, Muğla ve Manisa. Manisa zaten hala hazırda MHP'li. Muğla enteresan bir yer. Tabii Muğla'da geçen seçimde Cumhuriyet Halk Partisi adayı kazanmıştı. Osman Gür'ün. Osman Gür'ün şimdi aday olmayacağını başından itibaren deklare etti. Yani aday değilim yeni dönem diye. Orada CHP ile ya da işte Millet İttifakı CHP adına girmişti ama CHP ile Cumhur İttifakı arasındaki oy oranı çok fazla değildi. Ama orayı etkileyen bir bağımsız aday vardı. O bağımsız aday da Demokrat Parti'den Fethiye Belediye Başkanı'lığı yapmış bir isimdi. O da azımsanmayacak bir oy aldı. Yani üçüncü parti pozisyonundaydı 2019'da. Onun tavrı ya da oranın tavrı önemli. Hemen söyleyeyim. Mesela Bursa. Hemen açıklamayı mı geçiyor? Açıklama geçeyim. Hadi açıklamayı bir geçelim. Deniz Yücel konuşuyor.